masanın üstünü, içine düzenleyeceğiz. Ve kırdım. Ben buraya bunları gizlerim aga. Söyleyeceğim, dezenfektandan kafam güzel olacak benim şu an. İçime çekmiyorum. Arkadaşlar ben artık emekli olmalıyım. Çağla Çetinöz gururla sunar arkadaşlar. Selamlar. Bugün gördüğünüz gibi şu masayı, masanın üstünü, içini düzenleyeceğiz. Çünkü çok güzel düzenleyiciler aldım canlarım. Tada bakın. Şu organizerlerden aldım. Bayağı bir aldım bu arada. 9 kat ve kırdım. Bu arada bugün evde temizlik var. Meral abla geldi. O yukarıları hallediyor. Ben de dedim ki Meral abla sen buralara dokunma. Burası benim işim. Burayı ben biliyorum. Ben halledeceğim. O da tamam sana dokunmuyorum. Bu senin işin dedi. Gitti yukarı. Şimdi ilk önce şu gördüğünüz çekmeceleri yerleştireceğiz. İçlerini dolduracağız. Bir de çok güzel bir şey daha aldım. Şimdi fark ettiyseniz ben minik minik böyle takılar takmaya başladım. Yüzükler takmaya başladım falan. O yüzden hemen gittim kendime bir tane takılık aldım. O da bu. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Kalitesi falan da çok güzel. Bayağı sağlam bir şey. Ben bu markadan daha önce şunu almıştım. Bundan çok memnun. Fotoğrafım yalnız. Buralar eşit değil tamam mı şunlar? Ve o yüzden tahtalar düz durmuyordu. Çok sevmemiştim bunu. Ama bu bayağı iyi çıktı. Bunu alabilirsiniz. Aşağıya bütün organizerleri linkleyeceğim size. Şuranın dağınıklığını bir çekeyim. Aa bu arada makyaj aynamı. Gerçi bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Şöyle Ikea'nın ışıklı banyo aynasını. Ben geldim buraya. Makyaj aynası yaptım. Pijamalarım nasıl? Burası gördüğünüz gibi tatilden sonra ve öncesi bayağı bir dağıldı. Buralar bir dağıldı. Hem toplayacağız hem düzenleyeceğiz. Halledeceğiz. O zaman ben minikten başlıyorum. İlk önce şunları çıkartalım buradan. Bu arada yüzüme makyaj yapmadım. Sadece bir allık sürdüm. Kaşlarımı taradım. Ama lip gloss geldim. O yüzden cildim kötü gözüküyor mu acaba? Bu kamerayı sevmiyorum. Sevmiyorum. Diğer kameram mefta oldu. Gitti yani. Bu açılmıyor. Bak şimdi göstereyim. Açıyorum tamam mı? Bas. Açıldı. Bak şimdi birazdan hata verecek. Bak. Heh, bak hata verdi ve kapandı. Bunu bir servise götürmem lazım ama ölmüş de olabilir. Çünkü 4 yıldır benimle beraber ve bayağı bir yere düştü. O yüzden iyi bile dayandı. Bir kere zaten kırılmıştı biliyorsunuz cam falan. Neyse çok mutsuzum. Yenisini alabilirim. Yenisi şu an 5 katı fiyatı olmuş. Evet. Açıyorum. Bu arada bende bir tane set vardı. Tekli. Onu da gösteririm size. Bunun aynısı. Hiçbir farkı yok. Sadece üstünde rujluğu var benimkinin. Onu masanın ortasına koyacağız. Ben makyaj malzemelerimi falan azaltamıyorum arkadaşlar. Öyle bir problemim var. Hem işim bu olduğu için size ürünleri gösterdiğim için de ve markalarla işbirliklerim olduğu için de hiçbirini atamıyorum. Yani ayıklayamıyorum daha doğrusu. Atmak değil. Hepsini çok seviyorum zaten. Bunlar böyle üst üste gelecek. Bir makeup yığını olacak. Ve bunlar dar. Dikey bir şey koyamazsınız. Hep yatay koyacaksınız. Bu bayağı bir şey alır. Baksanıza. Bayağı dev gibi bir şey oldu. Evet can ciğerler. Çok üşeniyorum. Benim artık klasiğim. Söylenme klasiğim. Şimdi bunları bir indirelim. Habara habara. Hıp dink. Yok o öyle kayboluyorduk galiba değil mi? Yok etme büyüsün ediyor. Ama gözlüğüm buradaymış. Ben de diyorum arabada bulamıyorum falan. Burada zaten ne atsam bulamazsın yani. Öyle dağıttım. Bu böyle bir tane şey almıştım ben. Makyaj temizleme sabunu. Kesin görmüşsünüzdür herkeste. Ben de herkeste görünce aldım. Şöyle yanında çok tatlı baksanıza tırnak süsleri hediye etmişler. Bunlarla makyaj da yaparsınız. Şey de yaparsınız. Böyle bir çanta, böyle bir kitap. Fırçaları alıyorum. Şunu Ece'ye hediye edeceğim. Çünkü bu direksiyon kılıfına bayılmıştı. Şimdi Ece biliyorsunuz ehliyet sınavına girecek. Şu anda direksiyon dersleri alıyor. Ay sonu gibi falan da sanırım sınava girecek. Sonra arabası hazır zaten Ece'nin. Bu da Ece'nin arabasının ilk aksesuarı olabilir. Bunu da çok gözü kalmıştı kardeşim. O yüzden atmıyorum. Şu çekmecenin içini en son yapacağım. İlk önce masanın üstünü bir toparlayayım. Buradan kalanları da organizerlere koyarım diye düşünüyorum şu anda. Şuranın içine çıkacağım. Sonra buranın içini toplayacağım. Öyle daha kolay olacak gibi bir his var içinde. Çünkü şu an yere koyunca da gözümde büyüyor. Ben buraya bunları gizlerim aga. Bakın mesela şu an makyaj malzemelerim bunun içinde darmadağın duruyor. Şimdi organizerlerde çat çat düzenli duracak. Ve makyaj yaparken her şeyi daha kolay bulacağım. Ya şu kavanozları ben böyle kalemlik yapmayı çok seviyorum. Çok kullanışlı oluyor. Özellikle buna bayıldım. Küçük ya şöyle. Eski arabamın yedek anahtarı bende kalmış. Söylemiştim aslında. Hani ben bu
bulunca size yollayayım çünkü evde bir yerde diye. Ondan sonra bize hiç ne adres attılar ne bir şey. Ben de hala saklıyorum, belki isterler. Eğer vloglarımı izliyorsanız anahtarınız bende. Şimdi şurayı hemen kapatıyorum. Aslında böyle bir şey yok. Şimdi şurayı bir sileceğim. Nasıl sileyim bence? Güzel olabilir diye düşünmekteyim. Marka yollamış. Şöyle bir dezenfektan. Deneyelim. Psycho. Psycho killer. Ay 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 ay. Teliften dolayı müzik açamayınca ben. Evet. Yes. Şımzık 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 şımzık. Bunları da dezenfeksiyon yapacağım. Tek tek. Ay bak saçlarım tek tek. Her kurduğum cümleye ben bir şarkı mı söyleyeceğim bugün ya? Hayır mı bana ya? Yoksa keyfim mi yerinde benim? Evet, şurayı düzenleyeceğim için o kadar keyfim yerinde ki anlatamam size. Ay bir dakika. Rahatlatıcı bir şey yapacağım şu anda. Eğer olursa çok rahatlayacağım. Yes be. Bu araya tam cuk diye oturacak. Evet, Çağla bunu beğendi. Dezenfektan boğazım kurdu be. Bir şey söyleyeceğim, dezenfektandan kafam güzel olacak benim şimdi. Şimdi boyalasam vallahi. İçime çekmiyorum. Bezimiz şu anda biraz nemli. Şöyle tozunu alıyorum. Zaten bir pisliği yok da. Şöyle toz almaca. 9 kat değil mi bu? Evet. Yılmamak için böyle tozunu alıyorum. Sadece. Zaten bir şey yok. Son çekmeceyi de siliyorum ve arkadaşlar daha fazla devam edemeyeceğim çünkü hiç iyi değilim. Bu arada Ece ile Furkan yoldalar. Bendeler bugün beraber çekim falan bir şeyler yapacağız aynı zamanda. Onlar gelene kadar en azından bayağı bir kısmını hallederim diye düşünüyorum. Hatta belki onlar da yardım ederler. Daha çok biter. Zaten bir şey yok aslında. Sadece malzemeleri. En zor kısmı bence bunları silmekti. Geri kalanı zaten içine yerleştirmek olacak. O kolay ve eğlenceli. Bunlar bitti cancı yerler. Şimdi oraya koyup yerleştirmesi kaldı. Evet camolar. Burası biraz karanlıkta kalıyor. Çünkü çok küçük bir camı var. Rahatsız ediyor mu sizi bilmiyorum ama. Şöyle bir bakayım. Çok mu yüksek? Bakın bakalım. Değil aslında değil mi? Şimdi şurayı da toparlamam lazım. Daha doğrusu burayı indirmem lazım. Delirmeyeceğim. Bunları buraya koyacağım zaten de. Dur halledeceğim. Şimdi böyle bir rafım var. Benim daha önceden aldığım. Onu da buraya koyacağım. Ama yok çok ağır olacak. Buradan bir tane daha alırız. Tamam mı? Onu da şu köşesine koyarız. Bir tane daha alırız. Bunlar böyle bu köşede durur. Bunlar da böyle durur. Yani bir kısmı orada bir kısmı burada. Böyle güzel olabilir. Ve şu takılı. Şuranın üstünü boşaltayım ama ben bir. Bir yandan da yerleştiriyorum. Mesela bu paleti çok kullanıyorum. Hemen şu alta koydum. Hello. Bebeğim benim. Hayalet sevgilim. Ne yaptınız? He, 20'deki oradasınız. Ben o zaman çıkıyorum. Yavaş yavaş. Bekleriz ablam. Tamam ablam. Hadi bay canım bay. Duydunuz, geliyorlar. Hemen 2 dakika birazcık toplayayım şurayı. Şimdi ben düşündüm zı. Bunu böyle koyarım zı. Tamam mı? Ama bu sallanıyor. Bunun sallanmaması için. Aman sallansın ya, bir şey olmaz. Yaptım. Bu böyle dursun. Şimdi şuradaki takılarımı oraya takacağım. En eğlenceli kısma geldim. Şu bir kolye. Şöyle küpelerim vardı. Çok tatlı. H&M'den aldım. İndirimdeydi 30 liraya. Dedim ki al. Nice. Az önce bir ton konuştum ve çekmiyormuş. Benim şöyle bir takılığım var. Buraya yüzüklerinizi koyuyorsunuz. Buraya işte Git. Şuraya yüzüklerinizi koyuyorsunuz. Buraya işte ekstra kalan takılarınızı. Buraya küpelerinizi takıyorsunuz. Şuraya da kolyelerinizi koyuyorsunuz. Az önce çekmiyormuş, çekseymiş. Kalan kolyeleri de buraya şöyle dizdim. Küpelerimi koyacağım tekrar şuraya. Şimdilik böyle.
böyle takılarımızı koyduk. Bence aşırı iyi bir organizermiş. Daha bir sürü yeri var. Ben işte böyle güzel kullanışlı bir organizer bakıyordum takı için. En içime sinen, en kullanışlı bulduğum bu oldu ve fiyatı da uygun. Hani diğerlerine göre bence fiyatı da çok uygun ve şık da duruyor. Her şeyinizi gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Bunu çok sevdim. Çok takınız yoksa şöyle şuraya gözlüklerinizi de asabilirsiniz. Mantışlı. Yamlar geldi. Geldik geldik. Bir yam yam da burada. Duydum ki makyaj masası düzenli. Uçtum geldim. Arabaya atlayıp geldim canım. Valla bir arka sokaktan Ece getirdi bizi. Helal olsun kardeşim. Yapacaksın. Şey ama. Kaan'ın kalbine diyoruz. Story izliyor. Bak takılarımı da böyle koydum. Güzel olmuş takılık. Ben de çok beğendim. Şimdi şunlar şurada bir dursun. Zaten nasıl biliyorsun? Bir bunları buraya alıyorum. Evet. Orayı düzenliyorum. Bir orada dursunlar. Bir az burada dursunlar. Bakın şunlar Benefit'in yeni aldıkları. Çok tatlılar. Ben en çok ama şu şeriyi beğendim. Bir de bir tane daha var. Aa sığmıyor. Şu çok bence neon yani. Bir de şunu çok beğendim. Şunun rengine aşık oldum. Aşırı güzel. Şunun içine mesela rüzgarımı koyayım şöyle. Vallahi koyuyorum ben öyle şimdilik ama. Furkan'a bak. Aptala bak aptala. Benim terliklerim. Kaç koyun kaç oldu şimdi? Falan. Ece ile ölçtük orada biz tekrar. Ay bitmedi şu boyu ölçmeniz. Kaç olmuşsun? 80. Kaçtın? 76 diyordun ya sen. Hatırladın. Hayır sen sonra yine 80 diyordun. 80 diyordum evet. Yine 80 çıktı. Ölçtük 80 çıktı. Sen bana komple kurdun. Komple kurdum. Komple. Şunlar benim günlük kullandıklarım. O yüzden şuraya mesela günlük sevdiğim rujları koyabilirim. Bazılarını buraya koyacağım, bazılarını çıkaracağım ya. Böyle olmaz. Burada hem tozlanıyorlar, hem yazık yani. Görmüyor. Evet, bu böyle maskaralarımın durduğu çekmece ve bunlar boşuna yer kapamamış olacak. Şunu da böyle bunları koydum dedim. Arkadaşlar ben artık emekli olmalıyım. Çünkü bütün ekipmanlarım dökülüyor. Yani ne kadar eski bir YouTuber oldum. Buradan anlayabiliyoruz. Şu an tripodum GG. Kameram GG. Ya yeni ekipman almam gerekiyor. Dolar yükselmişken. Dolar yükseldiğinde bunu yaşamam hiç hoş değil ama. Yani inşallah düşmeyeceğiz. Neyse. Bu arada selamlar. Farkındaysanız bir sonraki gün değil birkaç gün sonrasında olabiliriz. Olsun. Şimdi şöyle bir yeri göstereceğim. Zaten size en son yaptığım halde şu anda. Buralar böyleli. Buralar böyleli. Şimdi dolapların içlerini yapacağız. Çünkü içler acısı. Kafiyeli. Kafiyeli yaptım. Şöyle bir göstereyim. İnanılmaz. Karışık. Burası da çok karışık. Hani ne var ne yok bilmiyorum. Hepsini çıkarmamız lazım. Hem burada maskeler var. HGS'den falan var. Bunu arabaya götürürüm. Bu da araba. Fotoğraflarım var. Makas. Elektronik şeyler. Anani şimdi fotimiz. Bunu bir yere asacağım ama nereye bilmiyorum. Ne bulduysam atmışım buraya. Bu yine bu kutu burada dursun. Bunun içine elektronik şeyleri atayım. Şu takı kutularımı da bence buraya koyayım. Burada da bir takı kutusu var. Ve böyle bir takı kutum var. Bu seyahat için çok iyi oluyor. Hatta bunu linklerim size aşağıya. Gerçi bunu gösterdim galiba. Takılar burada dursun. Sonra mesela atıyorum şöyle kutularım. Seyahat kutularımı da böyle koyabilirim. Ne yaptığımı bilmeyerek hareket ediyorum. Böyle bir kutu var ve üstünde kirpikler var. Ve yine seyahat kutularım var. Onları da buraya koyayım. Evet böyle bir kutu. Bunun içine bence kirpikleri koymayı deneyeceğim. Böyle olmadı. Kutu kutu olmadı. Böyle kalsın. Burayı da bir boşaltalım. Burada aslında yedek ürünler var. Evet şöyle bir kutumuz vardı arkadaşlar. Benefit yollamıştı. Bunun içine de böyle lüks marka çantaların işte bilmem nelerin satmak istediğimde gerekli olacak sertifikalar falan filan garanti belgeleri. Bunun içinde dursun. Şimdi şurayı komple düzenleyeceğim. Şu sepetin içini yine ben böyle güneş kremleri yaparım. Burada alakasız defterler falan var. Burası çok fena. Bunları banyoya koyalım. Ay bu inanılmaz iyi bir şey bu arada. Yağı
alıyor makyajı bozmadan. Stickerlar falan bunları ben diğer bu eski evin aidat matbuzu. Şu stickerları bir yere koyayım. Çok güzel stickerlarım var bu arada. Bak burada yine bir tane garanti çıktı. Bunları buradan çıkarayım. Mesela burada niye Uno var? Anladın mı? Bu Uno niye burada? Bunları çıkar. Makasları içeri bir yere koyarız. Bu bitmiş. Çok güzel bu arada. İnanılmaz güzel kokuyor. Zara'da bunu bulursanız alın. Çok seviyorum. Bu da bitmiş çöp. Bunu da çok seviyorum bu arada. Çok güzel bir mis. Bu güllü olanı. Bunun salatalıklı vesaire vesaire olanı da var. Bu buraya girsin. Ya o kadar alakasız şey var ki kafayı yiyeceğim şimdi. Yara bandı falan var. Şu Cansu'ma şu fişlerle şunu Cansu'ya göndereyim. Buraya da gider için fişleri topluyorum. Şöyle bir şey. Bunu yanlış yollamışlar. Sonra iade etmeye üşendiğim için elimde kaldı. Telefon tutacağım. O da şurada dursun. Yine bir şeyler. Bu da powerbank. Ya burası full çöp. Aa, hard disk çıktı ya burada. Dur tamam şuranın içini halledeceğim şimdi. Burada mesela şöyle bir tokalığım var. Buraya birkaçını koyabilirim bence. Şimdi buraya güneş kremlerini koydum. Şöyle. Bu aralar bunu çok kullanıyorum. Buraya ne koyacağım ona karar vermem lazım. Evet bu çekmece. Şöyle size göstereceğim. İnanılmaz karışık. Yok yok. Şimdi yavaştan çıkarmaya başlıyorum. Alakasız. Bakın ben size şunları çekecektim sözde ya. Hala burada duruyor. Bence hala çekebilirim çünkü Lycat gerçekten sevilen bir marka ve ben de hiç denemedim o yüzden merak ediyorum. Çantalar, gözlük kırışları. Gerçekten alakası yoktan çok şey var mı? Şimdi buraya bu sığıyor mu? Kapanmıyor. Şuna bakalım. Bu okey. Bu burada durur. Ama bu sepetin içini ben dedim ki gözlük kablarına koyayım. Çünkü buradaki şeyler lazım olabiliyor. Kılıflar. Ben bunları tek tek bu şey aldım. Organizer aldım. Onun içine koyuyorum. Ama bir yere giderken kaplar lazım oluyor. Çok güzel değil mi? Tamam gözlük kılıflarımız bu kadar. Şimdi böyle şeyler var mesela. Küçük küçük bez şantalar. Bunlar da işte şeyler için iyi oluyor. Tatiller için. İçine makyaj malzemeni koy, krem koy. Mesela bu bezler. Şöyle köşeye gitsin. Şurada peruğum var siyah. O da şurada şöyle dursun. Şu gözlük kaplarını da böyle koyuyorum. Böyle bez çantalarım var. Bunun bir de bir rengi daha vardı. Onları da buraya koyayım bence. Makyaj malzemelerini yine oraya koyayım ben. Ya da bunu üste koyayım ki göreyim. Şu kalemliği de şöyle koyayım. Burası da değişik bir camia oldu. Daha dergi toplayabilirim şu an. Şöyle bir göstereyim size. Çantalar böyle katlandı falan filan. Dergi toplu oldu. Düzen böyle bir şey işte bulaşıcı. Şimdi bir anda bunun içine ne koysak ne koysak dedik. Dedim ki küçük çantalarımı buna koyabiliriz. Ay yeni çanta aldım bu. Çok güzel. Çağla Çetiröz gururla sunar arkadaşlar. Burası tamamen bitti. Ben çok mutluyum. Evet burada sığmayan şeyleri koydum. Güneş kremlerim falan. Zaten günlük kullanıyorum. Burada tokalarım var. Şöyle. Buralara da zaten işte allıklardır. Highlighterlar, krem ürünler, taşlarım, rujlar var. Burası glitterlar. Burası full maskara. Yine küçük küçük farlar. Burada kalemlerim var. Burada fırçalarım. Bu fırçaların hepsini yıkayacağız bu arada. Beraber yıkayacağız çünkü inanılmaz çoklar. Bunlar genelde sık kullandıklarım. Burada eyelinerlar, göz kalemleri, dudak kalemleri falan var. Burası yine en çok kullandığım ürünler. Dudak yağları, concealerlar falan fıstık. Burada rujlar var. Burada renkli eyelinerlarım var. Bunlara aşığım. O kadar güzeller ki yurt dışında hep görüyordum. Sonra Türkiye'de de oldular. Burada yine şöyle bir şey tek tek göstereyim. Aldılar. Burada böyle. Burası böyle gördüğünüz gibi en çok kullandığım ürünlerin olduğu yer oldu. Çekmeceyi açtığımda ise buraya gözüküyor. Burada gerçekten koyacak bir şey kalmadı. Ya şu organizeler o kadar güzel topladı ki her şeyi. Buraya koyacak hiçbir şey kalmadı. O yüzden buraya güneş gözlüklerimi koydum. Kirpikleri koydum. Biraz ıvır zıvır da var. Makas falan gündelik ihtiyacım olan şeyler. Burada güneş kremlerim var. Yani burada bir şey yok aslında. Yani burayı çok açmayacağım diye. Burası böyle oldu. Burada zaten muazzam takılarım var. Ve takılarımla beraber. Burada JBL çünkü hep müzik dinliyorum makyaj yaparken falan. Burada yine gördüğünüz gibi böyle şeyler kaldı. Sığmayanlar. Hatta burada bir sürü de boş yerim var gördüğünüz üzere. Burada bir şeyler koyarız zamanla. Burada yedek fırçalarım var. Temiz bunlar. Böyle kapaklı olduğu için hiç toz olmuyor. Aşırı hoş duruyor.
Yine dağınık gözüküyor ama aslında çok düzenli şu anda. Şu kablolar falan çok kötü duruyor ama bayağı düzenli. Bakmayın böyle olduğuna. Sonra burası biraz karışık ama yedek ürünler var. Bu çekmeceleri zaten biliyorsunuz. Şu organizerler aşırı iyi. IKEA'dan almıştım. Böyle pat 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 her şeyim yerli yerinde. Burası da zaten düzenliydi. Buraya hiç girmedim. Burası çok iyi oldu. Bütün bez çantaları böyle pıt 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 katladım. Burada gözlük kaplarım var, kalemliğim var. Buraya da yüzyıllardır size kargolamayı beklediğim ürünler var. Gerçekten vakit bulup şunları paketleyemedim ama yapacağım onları da. Bunlar da size zaten. Böyle. Vallahi şaka maka bitirdik. Ben tabii biraz bitik haldeyim. Şimdi hazırlanacağım falan. Furkan'la böyle güzel güzel reels'lar çekeceğiz. Onun için hazırlanacağım. Öyle. Bitti. Durun çantaları da göstereyim. Çünkü ayaküstü çantaları da yaptık. Burada böyle bir takım çantalar. İşte bunun içinde zaten üst üste çantaları koydum. Buraya da kışlık çantaları yerleştirdim. Bence çok iyi oldu. Çok iyi oldu. İçime çok sindi. Zaten artık makyajımı falan da burada yapıyorum. O yüzden çok mutluyum. Açıyorum ışığımı. Şarkı söyleye söyleye tingir tingir yapıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. You can